Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz there is ve there are. Yani var konusunu işliyoruz arkadaşlar. Tik işaretimiz burada. Aynı zamanda bu yapının olumsuzunu da buraya ekledim. There isn't, there aren't. Yani yok. Soru halinde ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Tabii bu dersimizi işlerken bir evin kısımlarından ve eşyalarından faydalanacağız. Bu bize hem görsellik açısından hem de bazı yeni kelimeleri öğrenmemiz açısından yardımcı olacaktır. Hadi başlayalım. Evet, ilk olarak there is, there is ya da kısaca there is, there is ya da kısa hali, contracted form yani kısaltılmış hali there is haline bakalım. Evet, there is nerelerde kullanılıyor peki? Tekil isimlerde, tekil isimlerde yani bir şey olduğu zaman deriz'i kullanıyoruz. Ve aynı zamanda sayılamayan isimlerde deriz'i kullanacağız. Örneklerimizde bunları göreceğiz. Şimdi örneklerle bunu pekiştirelim. Ne demekti şimdi deriz? Var demekti. Hadi cümle kuralım bununla şimdi. There is a living room. Ne oldu? Living room nedir yani? Oturma odası yani yaşam odası ya da işte oturma odası diyebiliriz. There is a living room. Ne oldu? Bir oturma odası var. Nerede? In the house. Evde. Cümlelerimizin sonunda in the house'u kullanırsak resmimizi tamamlamış oluruz. There is a living room in the house. Evde bir oturma odası var. There is a bedroom in the house. Evde bir yatak odası var. There is a kitchen in the house. Evde bir mutfak var. There is a bathroom. Banyo var. Tuvalet var. Ne oldu? Bir yapısını bu şekilde kullandık. İlerleyelim. Evet şimdi az önce odaları görmüştük. Şimdi eşyalara dönelim. There is a carpet. 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 Halı. There is a carpet. Bir halı var. Nerede? Bu sefer yine in the house'u kullanabiliriz. Evde bir halı var. Ya da daraltıp şimdi evin bölümüne geçip there is a carpet in the şu in the'yı e'nin yerine kullanarak in the living room oturma odasında bir halı var diyebiliriz. İlerleyelim. Wardrobe. There is a wardrobe. Bakın tekil haller devam ediyor ve there is kullanıyoruz. Bir wardrobe var. Wardrobe. Wardrobe. Neye benziyor? Gardrop. Wardrobe. Gardırop demek yani elbise dolabı. Nerede? There is a wardrobe in the bedroom. Okay. Ne oldu? Yatak odasında bir gardırop var burada. Evet, ilerliyoruz. A TV. There is a TV. Bir televizyon var. Televizyon nerede? İşte. There is a TV in the bedroom. İlerliyoruz. There is a knife. 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 Evet, bıçak. There is a knife in the kitchen. Mutfakta bir bıçak var. Fridge. There is a fridge. Bir buzdolabı var. Fridge. Diğer anlamı nedir fridge'in? Yani diğer eş anlamlısı İngilizce'de refrigerator. Refrigerator. There is a fridge in the kitchen. Mutfakta bir buzdolabı var oldu. Evet ilerliyoruz. Şimdi there is yapısının çoğul haline geçtik. Is, are. Is iki harfliydi, are üç harfli gibi düşünerek bunun çoğul olduğu aklımıza getirebiliriz. Evet there are. Şimdi neye dönelim? Neye dönelim? Eşyalara dönelim. Five armchairs. Five armchairs. Yani one, two, three, four, five. Beş tane ne var? Koltuk var. Bunun çoğul olduğunu nereden anlıyoruz? Zaten sonundaki es takısını anlıyoruz. Bu es takısı olduğu için, sayımız sayılabilir olduğu için, 5 tane de olduğu için there are yapısını kullandık. İlerleyelim. Evet, there are two pillows. One, two. Pillow nedir? Yastık. Tabii şu yastıkları da kullanabilirsiniz. Yani sayısının adedi ne kadar olduğu önemli değil bizim için. Hani iki yerine 3, 5, 6 hepsini kullanabilirsiniz.
Önemli olan birden fazla olması. There are olması için. There are two pillows. İki adet yastık var. Four chairs. There are four chairs. Ne oldu? Dört sandalye var. Nerede? İşte burada. One, two, three, four. Cümlemizi bu şekilde uzatabiliriz. There are four chairs in the kitchen. Mutfakta dört sandalye var. There are two tables. One table, another table. Yani bir masa, diğer masa. Yani two tables. İki masa oldu. Bunu cümleyi nasıl uzatabiliriz? There are two tables. Şimdi sadece mutfakta ya da oturma odasında demek yerine toplarda in the house diyebiliriz. Yani evde. There are two tables in the house. Evde iki masa var. Evet, bu there yapısı doğru mudur? Neden bunu soruyoruz? Çünkü there is yapısını görmüştük. There is yapısının kısaltması neydi? There is idi. Peki there are yapısının olumsuz diyorum pardon kısaltılmışı. There are yapısının kısaltılmışı var mı? There. Yani bu şekilde çok çok nadir görebilirsiniz. Ama böyle bir şey yok aslında. Oxford sözlüklerine vesaire baktığınızda bunun olmadığını göreceksiniz. Yani bunun kısaltılmışı bu şekilde olmuyor. Böyle bilelim. There are haliyle kullanıyoruz. Evet, şimdi az önceki yapıların olumsuzlarını görelim. Yani there is, there are'ın olumsuzları. Olumsuzluk ekimiz bizim neydi? Olumsuzluk ekimiz tabii ki not. Evet, şuradan lazerimizi alalım. There is not. Ya da kısaca there isn't. Ya da daha farklı kısaca there is not. There is not. Hani şu there is'i there is yapmıştık ya. Bunların sonuna not ekliyoruz. Ya da diğer türlü olarak there'i kendi haline bırakıp isn't'ı birleştirerek kısaltma yapabiliyoruz. Anlamı ne o bunun? Yok demek. Az önce söylemiş olduğumuz tekil sayılabilenlerin sonuna tekil sayılabilen yapının olumsuzluğunu ne yaptık? Not ekleyerek yaptık. There is not a living room. Burada var. Kullanabiliriz. Olmayan nedir? A balcony. Ne yok? Balkon yok. Evimizde balkon yok. O zaman there isn't ya da there is not a balcony diyebiliriz. There is a nursery. Nursery, çocuk odası. Çocuk odası da yok. Oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyo tuvalet var. O zaman there is not a nursery. Bir çocuk odası yok diyebiliriz. An iron. En iron da yok evin içerisine baktığımız zaman görünürde. Yani bir ütü. Bakın bunu e kullanırken burada en kullanıldı. Bu dikkatinizi çeksin. Şu anın konusu değil. Okunuşu ünlü harfle başladı diye en geldi burada. Böyle bir alt not, dipnot geçmiş olalım. İlerleyelim. There is not a bookcase. Book çoğumuz biliriz. Evet, bookcase ne olabilir? Kitapla alakalı bir şey. Kitaplık. Kitap kutusu, rafları şeklinde düşünebilirsiniz yani. There is not a bookcase in the house. Evde bir kitaplık yok. There is not a garage. 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 Yazılış haline baktığımız zaman garaj olduğu anımsatabiliyor bizim için. Evde bir garaj yok. Görünürde. Evet, şimdi there are'ın olumsuzuna bakalım. There are not ya da there aren't. Hatırlarsanız az önce ne dedik? There diye bir kısaltma yok demiştik. Şimdi ama burada kısaltma yapabiliyoruz. Neden? Çünkü işin içerisine are'ın yanında not girdi. Bu ikisini birleştirerek there aren't yapıyoruz. Anlamı yok. Çoğul sayılabilen isimlerin başında yok ifadesini bu şekilde kullanıyoruz. There aren't. Şimdi az önce söylediklerimizi olumsuz yapalım yok haliyle. There aren't three balconies. Yani 3 balkon yok. 2 balkon da diyebilirsiniz. İstediğimiz gibi üretebiliriz. There aren't two nurseries. 2 çocuk odası yok. Bir tane de yok. There isn't
A nursery, bir çocuk odası yok. There aren't two nurseries. İki çocuk odası da yok. There aren't two irons. İki ütü yok. Farkındaysanız bunların sonuna S takıları geldi. Bir önceki dersimizde bunu görmüştük. There aren't four bookcases. Yani dört kitaplık yok. Sayıları çeşitlendirmek için sadece böyle yazdım. Two garages. There aren't two garages. İki garaj yok in the house, evde. Evet. Olumlusunu gördük. There is, there are. Olumsuzunu gördük. There isn't, there aren't. Şimdi bunların soru haline bakalım. Is there. Ne oldu? Bu there is yapısındaki is başa geldi. O zaman tekil ve isimlerde is'i başa getirerek soru yapacağız. O zaman bu sefer anlamı ne olacak? Var mı? Is there, var mı? Evet. Bunlara cevap verirken de yes ve no sorusudur bu. De is there. Yes, there is. Ya da no, there isn't. Yani olumlusunda there is, evet var. No, there isn't. Hayır, yok diyeceğiz. Şimdi bu resmimize göre bir soralım ve cevaplayalım. Is there a living room in the house? Evde bir oturma odası var mı? Yes, there is. Is there a bathroom in the house? Yes, there is. Az öncekinden bakalım. Yes, there is yapısını nasıl kullanıyoruz? Dikkat edin lütfen. Is there a balcony in the house? Evde bir balkon var mı? No, there isn't. Hayır, yok oldu. Yani gayet kolay. There is yapısını, izini başa getirerek var mı diye sorduk. Cevabımız da yes, no. Hani yazı dilinde şuna dikkat edebiliriz. Yes ve no'dan sonra virgüller var. Evet, bu da there are sorusunun, there are yapısının soru hali. Ne yaptık? Are'ı başa getirdik bu sefer. There are'dı, are there oldu. Ne için kullanıyoruz bunu da? Sayılabilen kelimelerin çoğullarında bu şekilde var mı diyerek cevaplıyoruz. Nasıl soruyoruz? Nasıl cevaplarız? Yes there are ya da no there aren't. Az önceki is there yapısının yerine are there olarak kullandık. Sorularımız da tabii ki çoğul olacak. Nasıl çoğul olabilir? Are there five armchairs? 5 tane koltuk var mı? Yes, there are. Tamam. Yes, there are. Bu kısa hali, uzun halde yes, there are five armchairs diye de söyleyebiliriz. Peki aynı örnek üzerinden gidelim. Are there 5 yerine işte 7 diyelim. Are there seven armchairs? 7 koltuk var mı? No, there aren't. Ya da uzun haliyle no, there aren't seven armchairs deriz. Evet. Are there two beds? 2 yatak var mı? Yes, there are. Yes, there are. Dikkat ettik değil mi? No, there aren't olacak. Neden? Çünkü evde bir tane yatak var. İki tane bed yok. O zaman hemen buraya işaretleyelim. Ne yaptık? Hemen buradan two beds yok oldu. Tamam. Evet. Evet, bakıyoruz şimdi. Are there a lot of pillows? A lot of pillows. Evet, burada görüyoruz değil mi? Birçok yastık var mı? Birçok yastık var mı? Bakıyoruz. Burada evet bir sürü. Sanırım görünmüyor burada. Şunu kullanalım. Evet, yastıklarımız çok. O zaman yes there are a lot of pillows ya da kısaca yes there are diyebiliriz. Evet, are there two tables? İki masa var mı? Two tables. Evet, bakınız. One table, two tables. Yani iki masa var. O zaman yes there are diyoruz. Are there seven chairs? 7 sandalye var mı? 1, 2, 3, 4 sandalye var. Chairs ama başka sandalye yok. Bunlar koltuk. O zaman cevabımız nedir bizim? No, there aren't'tır. 7 tane sandalyemiz yok. Tamam. Evet, işaretimizi de aldık. İlerleyelim.
Evet, examples. Örneklere bakalım. Şimdi burada biraz düşünmenizi istiyorum. Az önce yapmış olduğumuz yapı içerisinde, yani konu içerisinde yapıları bir araya topladım. İlk cümleye bakalım. Bunu beraber yapalım. Kasede muz var cümlesini biz negatif yapacağız. Yani olumsuz hale çevireceğiz. Nasıl yapabiliriz? Bir düşünelim. Olumsuz yapısını gördük. Evet, düşündük sanırım. İlerleyelim. Evet, there is, there isn't oldu. Gerisi aynı. Evet, there is yapısı bizim için ne oldu? There isn't a banana on the bowl oldu. Kasede bir muz yok. Şimdi burada kasede bir muz vardı. Burada bir muz yok oldu. Burada kasede bir muz var mı diyelim şimdi. Evet, düşünüyoruz. Yani buralarda düşünme payınızı uzatmak için videoyu durdurup düşünüp öyle devam ettirebilirsiniz. Evet. Bakıyoruz. Is there a banana on the bowl? Yani kasede bir muz var mı oldu? Ne yaptık? Is. Isn't. Is başa geldi. Olumlu, olumsuz ve soru oldu. Şimdi buna cevap verelim. Yes there is ya da no there isn't duruma göre cevaplandırırız. Evet, diğer benzer örnek. Buradan yola çıkarak pekiştirelim bunu. There is some money in my pocket. Bakın. Muz sayılabilirdi ve tek bir muz vardı. Onun için is kullanmıştık. Burada da money sayılamaz demiştik. Önceki dersimizde kullanmıştık bunu. Tekil çoğul dersini singular plural'ı işlerken money sayılamaz demiştik. Niye? Bir para, iki para diye saymayız. Ne sayarız? 1 lira, 2 lira, 1 dolar, 2 dolar diye sayarız. Yani para birimini sayarız. O zaman money sayılamaz. Sayılamayan isimlerde de e zaten gelmediği gibi bir para olmayacağı için there is yapısı geldi. Yani biraz para diye kullanırken paranın biraz olması ya da çok olması burayı ar yapmıyor. Neden? Çünkü money sayılamayan bir isim. Deniz ve derarı getirirken şuraya biz şu kelimeden faydalanacağız. Burada da banana'dan faydalandık. Sayılabilir. Zaten sayılabilir olduğunu E'den yardımlaşarak anladık kolayca. Burada da money sayılabilir miydi falan diye bakarken zaten some eğer sayılabilir özelliğinde birkaç kullansaydık burada S olurdu. S de olmadığı için deniz yapısını kullandık. Evet, cebimde pocket, cebimde in my pocket some money var. Yani biraz para var. Bunu olumsuz yapalım. There isn't any money oldu. Evet. Cebimde hiç para yok. Bunu tabii ki hani aynısını kullanarak some money de diyebilirsiniz ama daha doğrusu bunun any money biraz para yok. Hani çok param var anlamda söylüyorsanız tamam kullanmazsınız ama hani yokluğu belirtirken any money yapısı hiç para anlamında daha uygun geliyor. Evet, soru hali nedir? Is there any money in your pocket? Cebinde hiç para var mı? Ya da bunu ne sorabiliriz? Is there some money in your pocket? Cebinde biraz para var mı? Diye de sorabilirsiniz. Cevabımız nasıldı? Yes there is ya da no there isn't. Evet, şimdi bu tekil iki örnekten sonra aynı şekilde çoğul yapalım bir de. There are 10 books in my bag. Çantamda 10 kitap var. Ne oldu? Kitap kelimesinin sonuna es gelmesi zaten bu kelimeyi çoğul yaptı. Çoğul yaptığı için var derken derarı getirdik. Bu cümleyi olumsuz yapmak için negatif ne yapıyoruz? Düşünelim. Evet. There aren't. Ne yaptık? Are yapısının sonuna not getirdik. Ten books ya da any books. 10 kitap yok ya da hiç kitap yok da diyebilirsiniz. Buraya sadece çeşitlilik olsun diye yazdım. Kafanız karışmasın. There aren't 10 books in my bag. Çantamda 10 kitap yok ya da hiç kitap yok diyebilirsiniz. Soru hali nasıl olur? Ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa getiriyorduk. Bakalım. Are there 10 books in your bag? Çantanda 10 kitap var mı? Ya da çantanda hiç kitap var mı diye de sorabilirsiniz.
Cevap yes, there are. Evet var. No, there aren't. Hayır, yok diyebiliriz. Evet, diğer benzer örneğimiz there are üzerine. There are 32 students in the classroom. Yani sınıfta 32 öğrenci var. Bakın zaten bu sayıyı görmemiz ya da bir sayının birden çok olması bize yapının there are olduğunu gösteriyor. There are 32 students in the classroom. Bunu ne yapıyoruz? Negatif yapıyoruz. There ne oldu? Aren't. Evet. 32 students in the classroom. Sınıfta 32 öğrenci yok. Evet, soru hali. Are there 32 students in the classroom? Ne oldu? Evet, anlamını düşünelim. 32 öğrenci var demiştik. 32 öğrenci yok demiştik sınıfta. Şimdi sınıfta 32 öğrenci var mı oldu soru cümlesi olarak. Cevabımız yine aynı şekillerde. Yes, there are ya da no, there aren't. Uzun halleri nedir? Yes, there are 32 students in the classroom. Aynısını cümlenin sonuna ekleyebiliriz. Evet, sınıfta 32 öğrenci var olur. Ya da no, there aren't 32 students in the classroom diyebiliriz. Evet. İlk alıştırmamıza bakalım. Boşluk five books on the desk. Yani sırada 5 kitap var diyeceğiz burada. Deriz ve derarla doldurmamız gerektiği için. Şimdi zaten sayının birden fazla olması, aynı zamanda kelimemizin zaten sayılır olması ve sonundaki s takısı bize burada var yapısı içinde çoğullarda kullanılabilen sayılabilir bir yapıyı gerektiriyor. O zaman there is mi, there are mı kullanıyoruz? Gayet basit. There are. Ne oldu? Sırada 5 kitap var oldu. Diğerine bakalım. Three windows. Evet, benzer. Bu sefer 3 tane pencere olmuş. S takısı burada. In that room. Şu odada ya da o odada. Three windows. 3 pencere var. There are. Evet, there are three windows in that room. Evet, diğer örneğimiz bla bla yani boşluk a calendar. Evet, zaten A'yı gördük. Bize cümlemiz çok güzel bir ipucu verdi. Cümlenin anlamını bilmesek bile sadece gramer bilgisi olarak bunu buraya yerleştirebiliriz. Daha fazla geliştirmek için kelimelerin anlamlarına da bakalım. There is gelecek değil mi? Evet, there is a calendar. Bir takvim var on the wall. Yani duvarda bir takvim var asıl anlamında. Nine boys on the train. Nine boys on the train. Trende 9 çocuk var. Bakın 9 çocuk sayılabilir. O zaman there are tabii ki. Evet. A newspaper on the table. Yani masada bir gazete var diyeceğiz. A'yı gördük burada. Ne getiriyoruz? Tekil olduğu için bir gazete var. O zaman there is a newspaper on the table oldu. Evet, 7 days in a week. Bir haftada 7 gün var. There are. Neden? Hem 7 hem day sayılabilir. S takısı da almış. Bir sonrakine bakıyoruz. 8 girls under the tree. Ağacın altında 8 kız var diyoruz. There is. Doğru mu? Evet, sadece dikkat çekmek için yapıyorum bunu. Hayır tabii ki. Neden? Çünkü is gelmesi için buranın tekil olması gerekiyordu. O zaman is'i kaldırıyoruz buradan. Ne koyuyoruz yerine? Are. There are. Is olması için ne gerekiyordu bize? Eğer ki there is diyorsak a girl diyebiliriz burada. There is a girl under the tree. Ağacın altında bir kız var diyebilirdik. Ya da burada 8 girls, s takısı ve sayının birden fazla olması bize cümlenin çoğul olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı there are geldi. Evet, normalde konumuz bu kadar. Ancak aklınıza takılabilir diye sadece bir ileri basamakta ifade etmek için söylüyorum. Daha sonra daha geniş çaplı görebiliriz. There diğer tüm zamanlarla da kullanılabilir arkadaşlar. Yani hani biz şu anda ne diyoruz? Var yapısını gördük. Hep var, yok, var mı? Vardı, var mıydı? Yoktu. Var olacak mı? Anlamlarındaki yapılara da kullanılır.
Sadece bir örnek olarak söyledim. Bunları daha sonra da görebiliriz. Sadece örnek olarak bakalım. There were many poor people in the 17th century. Yani 17. yüzyılda birçok fakir insan vardı oldu. Bakın there were yaparak çoğul hale getirdik. Geçmiş zamana çevirdik yani. There won't be cake at her party. Yani partide yani kek olmayacak haliyle kullandık. There have been a lot of accidents today. Bugün birçok kaza oldu, meydana geldi. Perfect tense bu. İleride göreceğiz. Bunun yapılarının, derin yapılarının ne kadar genişletebildiğini göstermek için sadece bunları yazıyorum. Sakın hani bu nedir diye endişelenmeyin. Daha sonra ilerledikçe bunları görebiliriz. Will there be a train at 7 p.m.? 7'de yani saat 7'de bir tren olacak mı, var mı anlamında. Hani Türkçe ve İngilizce kullanım farklı. Yani hani 7'de tren var mı anlamında, var olacak mı şeklinde soruyoruz İngilizce'de. There hasn't been much rain recently. Son günlerde çok yağmur yağmadı. Bu da perfect tense içerisinde kullandık arkadaşlar. Present perfect tense. Thank you very much for listening to me. Yani beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Abone olmadıysanız eğer. Ve like, dislike, beğenmeme tuşuna da basarsanız memnun olurum. Bir sonraki derslerimizde detaylı olarak tüm konularımızı öğrenmeye devam edeceğiz. Bye.